Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. İkinci dönem birinci yazılı kampımız başladı biliyorsunuz ki gençler. Bugün biyoloji yazılısına hazırlık yapacağız. Arkamdan tarih yazılısı hazırlık gelecek gençler. Cumartesi günü coğrafya ve din sizlerle birlikte olacak. Pazar günü ise İngilizceye hazırlık karşınızda olacak diyeyim. Hazırsanız yazsın arkanıza hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki biraz yazılı konularından bahsedeceğim. Gençler oradan da tabii ki sorulara geçiş yapmış olacağım. Kalıtımın birinci dönemde biliyorsunuz ki başlarından başlamıştık. İkinci dönemde de kalıtım ünitesini tamamladık. Kalıtım ünitesi başı sonu birbiriyle çok bağlantılı olduğu için tabii ki hatırlatmalar yaparak ilerlemiş olacağım. Kalıtım ünitesinde Mendel genetiğiyle başlamıştık. Kalıtımın kurucusu babası Mendel'di. Çünkü kimse genetik kalıtımla ilgili hiçbir şey bilmiyorken Mendel çeşitli çalışmalar yapmıştı. Bizim homozigot, heterozigot, baskın gen, çekinik gen, fenotip, genotip gibi kavramlarımız vardı. Bu kavramları öğrendikten sonra monohibrit çaprazlamaya geçmiştik. Monohibrit çaprazlama ne demek? Hibrit melez anlamına geliyordu. Monohibrit de bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanması anlamına geliyordu. Dihibrit de, çaprazlama dediğimiz zaman da iki karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanmasından bahsediyorduk. Kontrol çaprazlanmasını da öğrenmiştik. Kontrol çaprazlanması ne demekti? Baskın fenotipe sahip bir bireyin genotipi nasıl diye yapıyorduk. Mesela dışarıdan baktığın zaman kahverengi gözlü birinin genotipini bilemiyorsun. Baskın karakteri gösteriyor. Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Onun genotipini belirlemek için çekinik bireyle çaprazladığın zaman bu kontrol kontrol çaprazlaması anlamına geliyordu. Daha sonra Mendel'den sonra çalışmalar tabii ki devam etti. Mendel'den sonra eş baskınlık kavramı ortaya çıktı. Mendele göre iki tane gen vardı. Bunlardan biri baskın gen, biri çekinik gendi. Ama yapılan çalışmalar gösterdi ki bazen genler birbirine tam baskın olarak ee, gelemiyorlar ikisinin etkisi de eşit olarak görülebiliyor o zaman da eş baskınlık durumu söz konusu oluyor yine yapılan çalışmalar gösterdi ki bazen bazı karakterlerin ortaya çıkmasına birden fazla gen etkili olabiliyor bu duruma da çok hallerli kalıtım deniyor mesela insanlardaki kan grubu AB0 sistemi hem eş baskınlığa örnekti hem de çok hallerli kalıtıma örnekti. X kromozomuna ve Y kromozomuna bağlı kalıtımı da ayrıca öğrenmiştik. X kromozomuna ve Y kromozomuna bağlı kalıtım farklı oluyordu. Neden? Çünkü eşey kromozomları üzerinde genler taşındığı zaman dişilerde iki tane X, erkeklerde X ve Y olduğu için farklı oranlar ortaya çıkabiliyordu. Vücut kromozomlarında taşınan otozomal e, taşınan genlerin özelliği özellikleri dişilerde erkeklerde farklılık göstermiyordu. Ama eşeğe bağlı karakterlerle taşınan eşeğe bağlı kromozomlarla taşınan özellikler farklı oranlarda görülebiliyordu. Tabii ki her kalıtımı soy ağacı üzerinde de çözebiliyorduk. Soy ağaçlarına baktığımız zaman bir ailede genlerin nasıl aktarıldığını bize göstermiş oluyordu. Akraba evlilikleri ve genetik varyasyonlarla kalıtım ünitesini bitirmiştik. Akraba evliliği ne demekti? Aynı soydan gelen bireylerin yaptığı evlilik anlamına geliyordu. Aynı soydan gelen bireyler benzer genetik özelliklere sahip olacağı için özellikle çekinik aktarılan hastalıkların akraba evliliği sonucunda görülme oranı tabii ki fazlasıyla artmış oluyordu gençler. Hemen tabii ki çalışmanız gereken kısmı da söylemiş olayım. Sayfa 63'ten başlıyorsunuz. 10 dinamodan kalıtımın ta o en sonuna kadar geliyorsunuz diyeyim gençler. Kalıtım her her sene üniversite sınavında sorusu gelen ve seçici olan da bir konudur. Onu da hatırlatmış olayım. Aynı zamanda kalıtımın son kısmında yazılı hazırlık sayfalarımız var Dinamo'da biliyorsunuz ki. Dinamo'daki yazılı hazırlık sayfalarını da mutlaka yazılıya girmeden önce çözün gençler. Çünkü burada da e, yazılıda çıkabilecek sorular üstünden ilerledik diyeyim. Sonra üçüncü ünitemiz olan ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesi karşımıza çıkmıştı. Ekosistem ekolojisinin de baş kısımlarından biraz bahsetmiştik, tanımlardan bahsetmiştik. öncelikli olarak tabii ki organizmanın yani türün tanımını bilmemiz gerekiyor doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyoruz. Sınırları belli bir alanda aynı tür canlılar bir araya geldiği zaman popülasyonları meydana getiriyordu. Popülasyonlar bir araya geldiği zaman yani sınırları belli bir alanda birden fazla canlı türü bir araya geldiği zaman da komüniteler meydana geliyordu. Sınırları belli bir alanda birden fazla canlı türü sen tut oraya cansız faktörleri yani biyotik faktörleri de ekle, o zaman ekosistem oluyordu. Akdeniz ekosistemi yani Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan bahsediyorduk, hem de cansızlardan bahsediyorduk. Ekosistemlerin bir araya gelmesiyle de daha büyük ekosistemler, biyomlar meydana geliyordu. Çöl biyomu, tundra biyomu gibi dünya üzerinde canlıların yaşadığı katmanların tamamına birden de biyosfer ismini veriyorduk. Habitat ne demekti? Canlının aranıldığı zaman bulunduğu adrese habitat ismini veriyorduk. Ekolojik niş ise ekosistemde canlıların üstüne düşen iş anlamına geliyordu. Ekoton da iki ekosistemin kesişim noktasıydı. Burada canlı çeşitliliği fazla fakat birey sayısı az olurdu diyeyim. Canlıları etkileyen faktörler daha doğrusu ekosistemi etkileyen faktörlere de baktığımız zaman bir abiyotik faktörlerimiz bir de biyotik faktörlerimiz vardı. Abiyotik faktörler ışık aynı zamanda tabii ki kimyasal enerji şeklindeydi. Çünkü e, ekosistemlerde zincirlerin oluşması için mutlaka neye ihtiyacımız var? Bir enerji kaynağına ihtiyacımız var gençler. Fotosentez yapan canlılar enerji kaynağı olarak ışık enerjisini kullanıyor. Kemosentez yapan canlılar ise kimyasal enerjiyi kullanarak zincirleri başlatmış oluyorlardı. Ekosistemde canlıların yayılışında büyümesinde, üremesinde, göç etmesinde tabii ki ortamın sıcaklığı da etkilidir. Bir ortamın uzun süre etkisi altında bulunduğu bulunan hava koşullarına iklim ismini veriyorduk. Toprak ve mineraller de tabii ki canlıların yaşaması için önemliydi. Mesela bitkiler doğrudan toprağa bağımlı iken biz de bitkilere bağımlı olduğumuz için dolaylı yoldan toprağa bağımlı oluyorduk. Topraktaki mineral madde miktarı da burada yaşayan canlıların tabii ki sayısına dağılımını etkileyecektir. Canlıları etkileyen canlı faktörler ekosistemi etkileyen biyotik faktörlere bakacak olursak onlar da üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardı. Üretici ne demek? Bunlar inorganik maddeler Organik madde sentezleyebiliyorlar İnorganik maddeden organik madde sentezini yaparken güneş enerjisini kullanan canlılara foto ototrof canlılar ismini vereceğiz yaptıkları işte tabii ki fotosentez olacak İnorganik maddeden organik madde sıra sentezi sırasında kimyasal enerjiyi kullanan canlılara ise kemo ototrof canlılar ismini veriyorduk. Tüketici canlılar dediğimiz zaman bunlar kendi besini kendi sentezleyemiyor. Doğadan hazır olarak alıyorlardı. Yani diğer bir isimle tabii ki kimlerden bahsediyoruz? Heterotrof canlılardan bahsetmiş oluyoruz. Üretici canlılara da aynı zamanda ototrof ismini verebiliyorduk. Heterotrof canlılara baktığımız zaman bunlar Bazıları holozoik besleniyordu. Yani besinlerini katı parçalar halinde alıyordu. Etçil, otçul, hepçil gibi gruplardan bahsedebiliyorduk. Simbiyotik yaşayanlar vardı. Yani iki veya daha fazla canlının bir arada yaşamasından bahsediyorduk. Simbiyoz yaşam bu seneki konularımız içerisinde tabii ki yer almayacak. Ayrıştırıcılar dediğimiz zaman da onlar ekosistemlerin olmazsa olmazı. Organik maddeleri inorganik maddelere çeviriyorlar. Eğer ayrıştırıcılar ekosistemde olmazsa ekosistem lerde organik madde birikimi söz konusu olur. Üreticiler inorganik madde ihtiyacını karşılayamaz. Sonuçta ekosistemin devamlılığı için maddelerin döngüsel halde hareket etmesi gerekiyor diye. Buradan doğru yanlış sorularıyla konularımıza başlamış olayım gençler. Hemen üstünden de tabii ki anlatarak ilerlemiş olacağım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Şimdi şöyle bir bakacak olursak DNA üzerinde bulunan ve protein sentezinden sorumlu olan anlamlı bölgelere gen ismini veriyorduk. Evet bizim bir genetik materyalimiz var. Genetik materyalimizin üzerinde binlerce nükleotit var. Bu bin enerji nükleotitten ee, binlerce nükleotit bir araya geldiği zaman anlamlı parçalar meydana getiriyordu. Biz de bunlara gen ismini veriyorduk. Mesela protein sentezinden sorumlu olan bölgeleri gen ismini verebiliriz. Etkisini sadece homozigot durumda gösteren genlere resesif çekinik genler denir diyor. Bizim bir baskın genlerimiz vardı. Bir de çekinik genlerimiz vardı. Baskın genleri büyük harfle gösteriyorduk. Çekinik genleri küçük harfle gösteriyorduk. İnsanlar 2 en kromozomlu canlılar olduğu için her genden 2 tane bulundurmak zorunda. Yani insanlar büyük A büyük A olabiliyordu, büyük A küçük A olabiliyordu veya küçük A küçük A olabiliyordu. Etkisini sadece homolog pardon, etkisini sadece homozigot durumda gösteren genlere tabii ki çekinik genler ismini vereceğiz. Çünkü heterozigot bireylerde baskın genlerin etkisi görülür gençler. Bu da bizim için doğru. Gen çiftlerinin homolog kromozomlar üzerinde bulunduğu bölgelere lokus denir. Kromozomları da gösterecek olursak mesela büyük A kahverengi gözlü olma geni olsun, küçük a mavi gözlü olma geni olsun. Ee, aynı karakteri temsil eden, aynı karaktere etki eden genler alel genlerdir. Alel genler de tabii ki kromozom üzerinde lokus adını verdiğimiz bölgelerde bulunacaklar. O zaman bu da bizim için doğru. İnsanlarda bulunan kromozomların 44 tanesi gonozom, 2 tanesi otozomdur demiş. İnsanları düşündüğümüz zaman insanlar tabii ki iken eşittir. 46 kromozomlu canlılardı. Dişileri yazmak istediğimiz zaman zaman nasıl gösteriyorduk? 44 artı x, x kromozom formülüne dişiler sahipti. Erkekler ise 44 artı XY kromozom formülüne sahiplerdi. Buradaki 44 neyi ifade ediyordu? Otozomları ifade ediyordu. XX ise gonozomları ifade edecekti. Yani 44 tane gonozomumuz yok. 44 tane otozomumuz var. 2 tane gonozomumuz var. Ters yazılmış gençler yanlışı yapıştırdım. Eş baskın karakteri fenotipinde gösteren iki bireyin çaprazlanma sonucu oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı 3'e 1'dir diyor. Şimdi eş baskın karakteri fenotipinde gösteren iki bireyden bahsedecek olursak mesela nasıl olsun? K ile gösterdiğimiz kırmızı olma geni olsun. B ile gösterdiğimiz ise beyaz olma geni olsun. Eş baskın özelliği fenotipinde gösterdiğine göre bunun KB olması lazım. Bunun KB olması lazım. İki bireyi çaprazladığımız zaman normal kalıtımdan farklı değildi ki. Bunu bununla yazıyordum. Bunu bununla. Sonra bunu bununla. Ee, bunu da şununla yazıyordun Yazmaya kalktığım zaman... Ne olabilir bunlar? KK olabilir. KB şeklinde olabilir. KB şeklinde olabilir ve BB şeklinde olabilir. Baktığım zaman fenotipik ayrışım oranı 3'e 1'dir diyor. Şunların hepsine renk olacak kırmızı. Şunların hepsine renk olacak işte kırmızı beyaz alacalı ikisinin de özelliği görülecek ya eş baskınlıkta. Şunların ne olması gerekiyor? Beyaz olması gerekiyor. O zaman bunların genotip ayrışım oranıyla fenotip ayrışım oranı oranı birbirine eşit çıkardı. 3'e 1 değil, 1 2 1 şeklinde olmalı. Bu da bizim için yanlıştır diyorum. Sonra sorularıma devam ediyorum gençler. AB0 sistemi ve RH sistemi bakımından çekinik fenotipli bir bireyin kan plazmasında üç çeşit antikor bulunur. AB0 sistemi bakımından neymiş, çekinikmiş. Rh sistemi bakımından da çekinikmiş. İkisi bakımından çekinik olan bireyin kan grubunu yazmak istersem ne olduğunu söyleyeceğim. 0 küçük r küçük r olduğunu söyleyeceğim. 00 küçük r küçük r birey çekinik fenotiplidir. Bunun kan plazmasına baktığımız zaman 0 kan grubuna sahip olduğuna göre A antikoru da üretebilir, B antikoru da üretebilir. Negatif kan grubuna sahip olduğuna göre antijeni yok. Gerektiği durumlarda Rh antikoru denilen antikoru da üretebilir. Yani gerekirse bu adam 3 çeşit antikor üretebilir gençler. O yüzden bizim için doğru. Akraba evlilikleri toplumda çekinik hallerlerin bir araya gelme olasılığını azaltır diyor. Şimdi akraba evliliği ne demekti? Bizim genlerimiz var. Genlerimizden bazıları da çekinik ve çekinik genler bir araya geldiği zaman hastalıkların ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Mesela çekinik bir genle e, bir hastalık ortaya çıkmaya çıkıyor olsun. Küçük A geni bu hastalığın geni olsun. Ben büyük A küçük A genotipine sahipsem dışarıdan bakıldığı zaman nasıl bir bireyim? Sağlıklı bir bireyim. Ama aslında hastalık genini taşıyorum. Gider amcamın oğluyla dayımın oğluyla kendimle yakın bir akraba ile evlenirsem bilmem kaçıncı kromozomumuzun bilmem kaçıncı lokusunda aynı geni taşıma ihtimalimiz daha yüksek. Üç soyumuz aynı ya dedelerimiz aynı kişi ya babaannemiz anneannemiz aynı kişi ya o yüzden o da dışarıdan baktığında sağlıklı bir bireydir ama genetik olarak bu çekinik özelliği taşıyor olabilir gençler. İkimiz evlendiğimiz zaman tabii ki bizim hiç hastalığa sahip olmayan hatta bu gene olmayan bir çocuğumuz dünyaya gelebilir. Bizim gibi gene sahip fakat sağlıklı çocuklarımız olabilir veya çekinik genler bir araya gelerek hasta bir çocuğumuz meydana gelebilir. Bunun meydana gelme ihtimali 1 bölü 4 yani yüzde 25. %25'tir. %25 de hiç küçük bir rakam değildir gençler. Çekinik olarak aktarılan hastalıkların akraba bireylerde görülme oranının toplumda görülme oranının iki katı olduğu yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş durumda. Her akraba evliliği yapan kişinin işte çeşitli hastalıklara sahip çocuğu olur demek istemiyoruz. Tam tersine sağlıklı çocukları olabilir veya hiç akraba olmayan iki kişinin hastalık yerine sahip çocuğu olabilir. Akraba evliliklerinde oran yükseliyor gençler. Yani akraba evlilikleri toplumda çekinik hallerlerin bir araya gelme olasılığını arttırmış oluyor. Azaltır diyemeyiz diyeyim. Canlılardaki tüm mutasyonlar kalıtsal çeşitliliğe yol açar ve kalıtsaldır diyor. Bir kere mutasyonun gerçekleştiği yer çok önemli. Mutasyonlar bizim vücut hücrelerimizde meydana gelebilir. Vücut hücrelerimde meydana gelen mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılmaz ki. Benim gözümde, kulağımda, dalağımda, böbreğimde mutasyon meydana geldiyse bu çocuğumda çıkmaz ki. Yumurta ana hücremde veya yumurta hücremde yani Üreme ana hücrelerinde veya üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar yavru döllere aktarılır. O yüzden tüm mutasyonlar diyemeyiz. Bu da bizim için yanlış oldu. Heterozigot genotipli bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı homozigot genotipli bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısından azdır diyor. Hadi oradan. Hemen heterozigot bir birey yazıyorum. Mesela büyük A küçük A olsun. Bunun oluşturabileceği gametlere baktığın zaman gametine büyük A'yı da verebilir. Küçük A'yı da verebilir. Yani iki çeşit gamet oluşturabildi. Aynı mantıkta baktığın zaman homozigot bir birey yazayım. İster büyük A büyük A yaz. ister küçük A küçük A yaz. Fark etmez. Homozigot birey gametine ne verebilir? Sadece büyük A verebilir. Yani homozigot bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı birdir. Heterozigot bireyler her zaman daha fazla gamet çeşidi oluşturacaktır gençler. O yüzden de heterozigotluk attıkça genetik çeşitlilik tabii ki artmış olacak. Bir daha okuyayım. Heterozigot genotipli bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı homozigot genotipli bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısından azdır dediği için yanlış. X'e bağlı kalıtsal bir hastalığın kız çocuklarında ortaya çıkmasında hem anne hem baba etkilidir. Şimdi X'e bağlı kalıtsal bir hastalığı düşündüğün zaman Mesela X kromozomuna bağlı renk körlüğünden bahsedelim. X kromozomuna bağlı renk körlüğü hastalığının kız çocuğunda çıkabilmesi için kız çocuğunda iki tane X kromozomu söz konusu oluyor. X kromozomunun birini kimden alıyor? Kendi annesinden alıyor. Diğerini kimden alıyor? X kromozomunun diğerini de tabii ki babasından alıyor. Kız çocuklarında iki tane X olduğu birini annesinden birini babasından aldığı için tabii ki bu tarz hastalıkların ortaya çıkmasında hem anne hem baba etkili olacak gençler o yüzden bu da bizim için doğru oldu. Geliyorum boşluk doldurmalarımıza. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Kendi besinini kendi üreten canlılara ne ismi verilir? İnorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen canlılara Ototrof üretici canlılar ismi verilir. Eğer besin üretimi sırasında ışık enerjisini kullanıyorsa, biz bunlara ne ismini vereceğiz? Fotoototrof ismini vereceğiz. Kimyasal enerjiyi kullananlara ise kemoototrof ismini vereceğiz. Fotoototrofların yaptığı iş tabii ki fotosentez olacak. Kemoototrofların yaptığı iş ise kemosentez olacak diyeyim gençler. Holozoik ne demek besinlerini katı parçalar halinde tüketen canlılara Holozoik canlılar ismini veriyoruz. Holozoik canlıları da kendi içerisinde üçe ayıracağız. Etçil beslenenler var, otçul beslenenler var. Bir de hem et hem ot yiyen hepçil beslenme özelliğine sahip olanlar var. Nasıl aklında tutacaktın? Otçul beslenenlerin diğer bir adı herbivordu. Ot her yerde bunlar her bir yerde bulduklarını yiyebiliyorlar. Herbivorlara otçul denir. Et yiyenlerin eti sığdırmak için karnının büyük olması gerekiyor. Karnivorlar da etçil canlılardı. Hepçillerin diğer bir ismi de omnivordu gençler. Tabi aklınızda kalsın diye böyle söylüyorum. Böyle küçük şifreler bulursanız bir şeyleri birbirine benzetirseniz aklınızda kalması çok daha kolay olacaktır. Parazit beslenmede yarar gören canlıya nokta nokta zarar gören canlıya nokta nokta denir benle biti düşün bit parazit bir canlı bu ilişkide zarar gören kim benim ben neyim bitin konağıyım gençler yani zarar görene konak ismi verilir bit de benim için tabii ki parazit olan canlı olacak. Ekosistemin canlı biyotik öğeleri olmak üzere üçe ayrılır diyor. Ekosistemi etkileyen canlıları düşündüğümüz zaman tabii ki bizim üretici canlılarımız ekosistemi etkileyecek. Aynı zamanda tüketici canlılarımız ekosistemi etkileyecek aynı zamanda ayrıştırıcı canlıları da yazabiliriz. Burada bir duruyorum yıldız atıyorum. Ekosistemi etkileyen canlıları bir beslenme şekillerine göre gruplara ayırabiliyoruz. Beslenme şekillerine göre canlılara baktığımız zaman bizim bir üretici canlılarımız var. Bir tüketici canlılarımız var. Bir de hem üretici hem tüketici beslenme özelliğine sahip canlılarımız var. Mesela böcek, çil bitki ve öglena hem üretici hem tüketici canlı canlılara örnektir. Ekolojik nişlerine göre de canlıları gruplandırabiliyoruz. Yani ekosistemde yaptıkları işe göre. Ekolojik nişlerine göre canlıları da üretici canlılar, tüketici canlılar ve ayrıştırıcılar olmak üzere üçe ayıracağız. Ayrıştırıcılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alan heterotrof canlılardır. Aslında heterotrofların bir alt grubudur. Ama ekosistemde ayrıştırıcılar o kadar önemli görevlere sahip ki o yüzden onları ekolojik nişlerine göre ayrı bir grup altında alıyoruz diyeyim. Her iki alelin fenotipte tam olarak etkisini gösterebildiği durumlara eş baskınlık ismini vereceğiz. Yani biri tam baskın, diğeri çekinik kalmamış. Büyük A, ağ, küçük A'lardan bahsedemeyiz. Böyle durumlarda neden bahsediyorduk? İkisine de büyük harfi veriyorduk. Mesela KB yazdım yaz az önce. KB dediğim kırmızı ile beyaz çiçek varmış. İki gen yan yana geldiği zaman kırmızı ve beyaz olma geni. İkisinin de etkisi yavruda görülmüş. Yani kırmızı beyaz alacalı yavrular meydana gelmiş diyeyim. Boşluk doldurmalarla tabii ki devam ediyorum gençler. Hemen ilerleyelim. Bir karakter için ikiden fazla allel bulunması durumuna ne ismini verecektik? çok alelli kalıtım ismini vereceğiz. Çok alellilik ismini vereceğiz gençler. Mesela işte insanlarda A kan grubu, B kan grubu, sıfır kan grubu 3 tane allel var. Ama bir insanda üç aynı anda bulunabilir mi? Hayır. En fazla 2 tanesi bir arada bulunabiliyordu. Dominant fenotipli bireyin genotipini tespit etmek amacıyla yapılan çaprazlamaya da Kontrol çaprazlaması ismini veriyorduk gençler. Çaprazlaması hemen ona da örnek olarak yazmış olayım. Mesela benim diyelim ki bezelye bitkim var. Bezelye bitkimin de sarı renkli olduğunu biliyorum sarı renkli ama büyük S büyük S mi büyük S küçük S mi bilmiyorum. Gidiyorum bunu yeşillerle çaprazlıyorum. Yeşil bezelyeyle çaprazladığım zaman eğer bunun tüm yavruları sarı renkli olursa he diyorum homozigottur. Arada yeşil renkli yani küçük s küçük s'ler çıkarsa he, heterozigottur diyorum. Yani baskın fenotipli bireyin genotipini belirlemek için çekinik bireyle çaprazlamasına kontrol çaprazlaması ismini vereceğiz. Tek karakter bakımından heterozigot genotipli bireye bir tane karakteri varmış, bundan da heterozigotmuş. O zaman biz buna ne ismini veriyorduk? Mono hibrit diyorduk. Hibrit zaten ne demek? Heterozigot, monohibrit. Bir karakter bakımından heterozigot. Hibrit arabalar var ya hem benzinle hem elektrikle çalışıyor. Yani ikisinin özelliğini de gösteriyor demek istiyoruz. İki karakter bakımından heterozigot genotipli bireyleri ise di hibrit ismini vereceğiz gençler. Canlının kalıtsal materyalinde meydana gelen kalıcı değişimlere ise mutasyon ismini veriyoruz. Mutasyonlar eğer vücut hücrelerinde meydana geldiyse yavru nesle aktarılmayacaklar. Üreme ana hücrelerinde veya üreme hücrelerinde meydana geldiyse tabii ki bir sonraki nesle aktarılmış olacak. Canlının yapısında çevre etkisiyle gen işleyişinin değişmesine ise modifikasyon modifikasyon ismini vereceğiz gençler modifikasyonlar kalıtsal değildir ben bembeyaz tenliyim kocam bembeyaz tenli sen bizi hiç esmer daha doğrusu sen bizi hiç beyaz görmedin. Kışın solaryuma giriyoruz. Yazın güneşin altına yatıyoruz. Tenimiz siyahlaştı. Bizim çocuğumuz siyah doğmaz. Genetiğimizde beyaz olmak varsa çocuğumuza beyaz olma genini aktarız. Ben spor yapıyorum. Kaslı bir yapıya sahibim. Benim çocuğum kaslı doğmaz. Modifikasyonlar çevrenin etkisiyle aslında dış görünüşte fenotipte meydana gelen değişimlerdir. Yavru nesle genotipe etkileri yoktur diyeyim gençler. Hemen buradan da tabii ki sorularıma geçmek istiyorum. Dıt dıt genotipli bireyin tüm genler bağımsız olduğunda oluşturacağı gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Bunları şekil çizerek yapmamız çok daha kolay oluyor gençler. Şimdi A'yı şurada göstermiş olayım. Hadi başka kağıt almayayım. Şimdi genotipine baktım. Tüm genlerin de bağımsız olduğunu düşünüyorum. Bir kere tüm genler bağımsız olduğu zaman büyük A ile küçük A burada. Hiç kimseye bağlı değiller. Büyük B burada küçük b burada büyük d şurada küçük d burada büyük e burada küçük e burada şeklinde oluyor. Biz pratik nasıl çözüyorduk? Heterozigotları sayıyorduk. Yani büyük a küçük a, büyük b küçük b, büyük d küçük d, büyük e küçük e ise heterozigotları saymaya başladım. 1 2 3 4. 2 üzeri 4'ten tabii ki kaç çeşit e, gamet meydana getirebilecek gençler 16 çeşit gamet meydana getirebilecek hatta çatallandırma yöntemi dediğimiz yöntemle bunları yazabiliyorduk ne yapacaksın mesela okul yazılısında istedi hoca çatallandırma yöntemiyle oluşturabileceği gametleri gösteriniz dedi sen diyeceksin ki gametine büyük A'yı da verebilir küçük A'yı da verebilir büyük A'nın karşısına büyük B'yi de verebilir küçük B'yi de verebilir küçük A'nın karşısına büyük B'yi de verebilir küçük B'yi de verebilir. Büyük B'nin karşısına büyük de gelebilir, küçük de gelebilir. Aynı şey burası için de geçerlidir. Büyük de gelebilir, küçük D'de. Burası için de büyük D, küçük D şeklinde. Burası için de büyük D, küçük D şeklinde olacak. Sonra bunların için her biri içinde de E'lerin de olabileceğini düşüneceksin. Yani büyük E'de olabilir, küçük E'de olabilir diye yazacaksın. Terse doğru gittiğin zaman da 16 çeşit gamet açığa çıkmış olacak. 16 büyük bir rakam olduğu için tabii ki yazması daha zor zor oluyor gençler. Genellikle böyle sekizlik dörtlük verir okuldaki hocanız diyeyim. Sonra B'ye bakıyorum. B'nin şeklini de şuraya alayım. A ve B genleri bağlı olduğunda oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır? Crossing over gerçekleşmediği varsayılacaktır. B'ye baktığım zaman büyük A ile büyük B bağlıymış. O zaman ikisini aynı kromozom üzerinde yazacağım. Bunların karşıları da tabii ki bağlı olacak. E şurası büyük D olacak, burası küçük D olacak. Aynı şekilde burası büyük E, şurası küçük E şeklinde olacak. Ben heterozigot grupları kale alacağım. 1 2 3 diyeceğim. Yani şöyle yazdığı zaman büyük A küçük A büyük B küçük B büyük D küçük D büyük E küçük E yazdığında şurası bağlı olduğu için birinci heterozigot grup, ikinci heterozigot grup, üçüncü heterozigot grup şeklinde düşüneceğim. 2 üzeri 3'ten de 8 çeşit gamet oluşturduğunu söylemiş olacağım. Buradan C'ye geçiyorum gençler. C'ye baktığımız zaman yine onu da şekil üzerinden göstermiş olayım. Büyük D ve büyük E genleri bağlı olduğunda oluşturacağı gamet çeşidi sayısından bahsetmiş. Büyük A'yı şuraya yazdım. Küçük A'yı buraya yazdım. Büyük B'yi şuraya yazdım. Küçük B'yi buraya yazdım. Bizim büyük D ile büyük E'miz bağlıymış. Küçük D ile küçük E de karşısına gelecek. Düşmüyorsun crossing over'ın gerçekleştiği varsayılacaktır. Crossing over gerçekleşmesi şundan bir farkı yoktu. 2 üzeri 3'ten 8'i yapıştırmış olacaktım. Crossing over gerçekleşiyorsa bunlar arasında parça değişimi var demektir. Bağlı olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturur diyeceğim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Kahverengi gözlü A Rh pozitif kan gruplu bir anne ile kahverengi gözlü B Rh pozitif kan gruplu bir babanın mavi gözlü 0 Rh negatif kan gruplu bir kız çocukları olmuş. Bak soruda bana kahverengi baskın mı, çekinik mi, mavi mi baskın, çekinik mi vermemiş. Sorudan kendimiz çıkartacağız. Biz aslında kahverengi gözlü olmanın baskın olduğunu biliyoruz ama sorudan çıkartacağız her şeyi. Bilemeyiz bazen bir özellik yazar ya ben bunu hiç duymadım dersin demek ki o sorudan çıkartılabilecekmiş. Kahverengi gözlü bir anneden bahsediyoruz. Kahverengi baskın mı çekinik mi bilmiyorum o yüzden bunu yazamadım. Sonra A RH pozitif olduğuna göre A'yı taşıyor ama yanı A A mı A sıfır mı bilemedim. Pozitif olduğuna göre büyük R'si var. Büyük R büyük R mi büyük R küçük R mi bilemedim. Anneyi yazdım hemen şuraya yapıştırdım anne olsun sonra babayı yazmaya başlıyorum baba da kahverengi gözlüymüş kahverengi gözlü olmak işte hangisidir bilemiyorum gençler sonra b kan grubuna sahipmiş b b mi b sıfır mı bilemiyorum pozitif kan grubuna sahip olduğuna göre büyük reisi var yanını bilemiyorum bize bu ço bunların çocuklarını vermiş çocuğunu verdiğine göre hemen çocuğu yazmaya başlıyorum çocuk mavi gözlü hee iki tane kahverengi gözlü evlenmiş mavi çocuğu çocukları olmuş. Eğer kahverengi gözlü olmak çekinik olsaydı bunların mavi gözlü çocukları dünyaya gelebilir miydi? Gelemezdi. Demek ki kahverengi gözlü olmak baskındır diyeceğim. O zaman mesela kahverengi gözlü olmayı büyük K ile göstereyim. Mavi gözlü olmayı ise küçük K ile göstereyim. Bunların mavi gözlü çocuğu olduğuna göre küçük k küçük k çocuğu olmuş. Küçük K'nın birini kimden almış? Annesinden. Diğerini kimden alacak? Babasından. Bunlar kahverengi gözlü olduğuna göre demek ki kesinlikle büyük K'larının bulunması gerekiyor. Sonra bu çocuk sıfır kan grubuna sahipmiş. Sıfır sıfır genotipine sahip olmak zorunda. Sıfırın birini anasından alacak. Birini babasından alacak. O zaman bu tarafı da yazdım. Negatif kan grubuna sahip olduğuna göre küçük R küçük R olacak. Küçük R'nin birini buradan alacak. Diğerini de bu taraftan almış olacak. Buna göre bu ailede bu özelliklerin tümü bakımından heterozigot genotipli erkek çocuğun olma olasılığı kaçtır diyor. Bu karakterler bakımından dediği için anneyle şu da bizim babamız da hemen babayı da üstüne yazayım. Biz anneyle babayı bulduk. Elmayı elmayla çarpıyorsun, armutu armutla çarpıyorsun. Şimdi büyük K küçük K çarpı büyük K küçük K yaptığın zaman büyük K büyük K çıkar büyük K, K çıkar, büyük K küçük K çıkar, büyük K küçük K çıkar, küçük K küçük K şeklinde çıkar. Sonra sen tuttun A0 bireyle B0 bireyi çaprazladığında bunlar ne çıkacaktır? AB olabilirler, A0 olabilirler. Sonra bakıyorum AB olabilir, A0 olabilir. Sonra B0 olabilir. Aklımız karışmasın. Veya 00 kan grubuna sahip olabilirler. Yine büyük R küçük R çarpı büyük R küçük R yaptığımda büyük R büyük R olabilir, büyük R küçük R olabilir, büyük R küçük R olabilir, küçük R küçük R olabilir. Bakıyorum tümü bakımından heterozigot genotipli birey olmasını istiyor. Bir kere heterozigot göz rengi bakımından ortaya çıkma ihtimali 1 bölü 2'dir. Sonra bunların heterozigot kan grubuna sahip olma ihtimaline baktığımız zaman şunların üçü de heterozigot kan grubuna sahiptir. AB olmak da A0 olmak da heterozigot olmak anlamına gelir. O zaman 3 bölü 4 şeklinde aldım. Kan grubu bakımından heterozigot olması için de büyük R küçük R olması lazım 1 bölü 2 şeklinde aldım. Düşmüyorum erkek çocuk olma ihtimalini de sormuş. Bu da bizim için 1 bölü 2 oluyor. Çarpma işlemini yaptığım zaman şurası 3 çıktı. 2 kere 4 8 8 kere 2 16 16 ile de 2'yi çarptığım zaman cevabımızın 3 bölü 32 olduğunu buldum diyeyim. Gençler hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Bir canlıda bir karakterle ilgili genlerin arasında A1 baskındır A2'ye o eş baskındır A3'e. O da A4'de durumu biliniyormuş. Fenotip çeşidi sayısı ve genotip çeşidi sayısı nasıl bulunur? Ben bunun kısa yolunu size öğretmiştim. Fenotip çeşidi sayısını nasıl buluyordum? 1, 2, 3, 4. Bir tane de eş baskınlık var. 5'i yapıştırıyordun özellikle test tekniğinde. E, genotipi nasıl bulacaktın? 4 tane allel olduğuna göre n çarpı n artı 1 bölü. 2'den 4 kere 5 20 bölersen 2'ye 10 çeşit açığa çıkıyordu. Ama yazılı da hocanız büyük ihtimalle nereden bulduğunuzu yazmanızı isteyecektir. Hemen yazmaya başlıyorum. Hocam diyeceksin ki bunlar A1 A1 olabilirler. A1'in yanına A2 gelebilir. A1'in yanına A3 gelebilir. A1'in yanına A4 gelebilir. Sonra A2'nin yanına A2 gelebilir. A2'nin yanına A3 gelebilir. A2'nin yanına, A2 yanına A4 gelebilir. Veya A3'e A3 şeklinde olabilir. A3'e A4 şeklinde olabilirler veya A4'e A4 şeklinde olabilirler. Genotipin başka bir alternatifi yok. A4'e A3 yazmanın bir anlamı yok. İkisi yer değiştirse de bir şey fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayarsan zaten 10 çeşit genotip açığa çıkıyor. Ne yapıyordun? N çarpı N artı 1 bölü 2 yapıyordun. N burada allel sayın. Haliyle 4 çarpı 5 bölü 2'den onu zaten biz bulduk. Fenotip çeşidine bakarsan A1 hepsine baskın olduğuna göre bir kere şu gruptakilerin hepsi A1'e benzeyecek. A2 ile A3'ün arasında eş baskınlık olduğuna göre şurası arada kalacak. Yani A2, A3 bireyler olacak. Şuraya baktığımız zaman kime benzemiş olacaklar? A2'ye. Şuraya baktığımız zaman A3'e benzeyecekler. Buradaki grup ise A4'e benzemiş olacak. Yani allelleri sayıyordun bir de eş baskınlık için artı 1'i alıyordun. Oradan da 5 çeşit fenotip açığa çıktı. Sonra bunu yapalım. Çaprazlama sonucu oluşacak genotip ve fenotip çeşidi sayısı nedir? Sakın bunların birliği Üçlü yazması aklını karıştırmasın. Normal çaprazlamadan farklı bir şey yok ki. A1'e A3 bireyle A2'ye A4 bireyin çaprazlamasını gerçekleştirecek olursak, bunu tutar bununla yazarım, bunu tutar bununla yazarım, bunu bununla yazarım, bunu bununla yazarım. Hemen çaprazlamayı yapıyorum. Ne olabilir? A1'e A2 şeklinde olabilir. Sonra A1'e A4 şeklinde olabilir veya A2'yi önce yazayım aklım karışmasın. A2'ye A3 şeklinde olabilir veya A3'e A4 şeklinde olabilir. Şimdi baktığım zaman genotip çeşidine bu bir genotiptir, bu bir genotiptir, bu bir genotiptir, bu bir genotiptir. Yani genotipler hep birbirinden farklı çıktı. Arada aynı da çıkabilirdi. Genotip çeşidinin kaç olduğunu gördüm. Dört tane. İstersen bunları alt alta yazabilirsin. Şimdi fenotip çeşidine bakmaya başlıyorum. Şimdi A1, A2'ye baskın değil miydi? O zaman buradaki grup kime benzedi? A1'e benzedi. Sonra bakıyorum A1, A4'e de baskın olduğuna göre buradaki grup da tabii ki A1'e benzedi. A2 ile A3'ün arasında eş baskınlık olduğuna göre bunlar eş baskın A2A3 çıktı. A3 A4'e baskın olduğuna göre bunlar da A3'e benzediler. Yani A1'e benzeyen var, A2A3 olan var, bir de A3 olan var. Fenotip çeşidini yazmak istersek onun da 3 olduğunu tabii ki söyleyeceğiz diyeyim gençler. Diğer bir soruma da geçiyorum. Annesi renk körü olan bir erkek. Annesini niye vermiş bize? Erkeğin de renk körü olduğunu anlayabilelim diye. Annesi renk körü olan bir erkekten bahsediyorsak anne x üzeri küçük r'ye küçük r'dir. Bunun erkek çocuğu y'ye x olmak zorunda. Y'yi kimden alacak? Babadan. Bunun anneden neyi alması lazım? x üzeri küçük r'yi. Başka bir alternatifi yok. Yani erkeğimiz neymiş? Renk körüymüş. Hemen onu yazıyorum. Erkek X üzeri küçük R'ye Y'ymiş. Taşıyıcı bir kadından da bahsettiğimize göre kadınlar X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olduğu zaman taşıyıcı oluyorlardı. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hemen çaprazlamayı yapıyorum. Kadını yazayım. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R şeklinde olacak. Bu tarafı da X üzeri erkek renk körü olduğu için küçük R'ye Y şeklinde yazacağız. Değişen hiçbir şey yok. Tut bunu bununla yaz. Bunu bununla yaz. Bunu bununla çaprazla. Bunu da bununla çaprazla. X üzeri büyük R'ye ne olabilir gençler karşısına? X üzeri küçük R şeklinde olabilir. X üzeri büyük R'nin karşısına Y gelebilir. Veya döndüm bu tarafa. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olabilir. Veya X üzeri küçük R'ye Y meydana gelebilir. Bu ailede erkek çocuklarının renk körü olma ihtimalini soruyor. Bak şimdi erkek çocuklarının renk körü olma ihtimalini soruyorsa kızları kapatıyorsun erkeklere bakıyorsun erkek çocuklarının renk körü olma ihtimali tabii ki yüzde elli ya sağlıklı oluyorlar renk, ya renk körü oluyorlar bu ailedeki kadının babası renk körüdür baktığımız zaman şimdi bu ailedeki kadın neymiş taşıyıcı bir kadınmış kadının babası mı renk körü annesi mi renk körü onu ben bilemem ifadelerinden hangileri doğrudur dediği için kadının babası babası renk kabul edebilirim gençler. Babasından veya annesinden renk körlüğü genine almış olması gerekiyor. Bu ailedeki kız çocuklarının renk körü olma ihtimali yüzde yetmiş beştir. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimali dediği zaman bu tarafı kapatıyorsun. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimali yüzde yetmiş beş değil yüzde ellidir gençler. O zaman bu bizim için yanlış hemen hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. İfadelerinden hangileri doğrudur değil de doğru olabilir şeklinde de düzeltmiş olalım. Çünkü şurada babası renk körü de olabilir, annesi de renk körü de olabilir. Bu kadın taşıyıcı sonuçta ya babadan x'i almış ya da anneden x'i almış diyeceğiz. Geliyorum bir tane soy ağacı sorumuza. Üniversite sınavında da son iki senedir bu tarz sorular çok fazla derecede çıkıyor diyeyim. Gençler yazıp yazıp çözdüğümüz bir soru kalıbı. Haliyle ben fotokopilerini çektim. Benim silme alternatifim olmadığı için. Yandaki soy ağacında belirli bir özelliğin kalıtımı gösterilmiş. Genlerinden hangileriyle taşınıyor olabilir diyor. Şimdi bakayım X'e bağlı çekinik olarak taşınabilir mi? X'e bağlı çekinik olarak taşınmasına renk körlüğünü düşünebilirim. Şunun X üzeri küçük r'ye y olması gerekir. Bunun da X üzeri küçük r'ye y olması gerekir. Şunun da X üzeri küçük r'ye y olması gerekir. Bakalım aileyi yazabiliyor muyuz? x üzeri küçük r'yi bu taraftan alsa, bu kadın taşıyıcı olsa, taramamış renk körü değil. Oldu mu? Oldu. Yine bakıyorum. y'yi buradan alsa, x üzeri küçük r'yi buradan alsa, bu kadının yanı büyük ile olsa, taşıyıcı olsa sıkıntı var mı? Yok. Bu annesinden x üzeri büyük r'yi alsa, babadan da y gelse pardon babadan da x üzeri küçük r gelse bu kadın da taşıyıcı olur. Olur mu? Olur. Sıkıntı var mı? Yok. x'e bağlı çekinik olarak tabii ki taşınabiliyor. Sonra şuraya bakıyorum. Otozomal çekinikler %99 tutar gençler. Otozomal çekinik dediğine göre yazmaya başlıyorum. Mesela mavi göz gibi küçük a küçük a küçük a küçük a olsun. Küçük a'nın birini buradan alsın, birini bu taraftan alsın. Burası büyük a küçük a olsun. Oldu mu oldu? Küçük a'nın birini buradan alsın, diğerine alamaz büyük a'lı olsun. Bu da büyük a küçük a olsun. Yazabildik mi? Yazabildik. Tabii ki sıkıntı yok. Şuna bakalım. Otozomal baskın olarak taşınabiliyor mu? Otozomal baskın olarak taşınması için bunların hepsinde bir büyük A'nın olması gerekiyor. Şunlarda da olmaması gerekiyor. Bu sefer açık renklilerin küçük A küçük A olduğunu yazabiliyorum. Bakalım olacak mı buradan küçük A gelse bu büyük A küçük A olsa olur mu olur. Küçük A küçük A olduğuna göre buradan küçük A gelse olur mu olur. Küçük A'yı buraya vermiş olsa olur mu olur. Yani otozomal baskın olarak da taşınabiliyor. Y'ye bağlı çekinik olarak taşınabilir mi dediği zaman gençler bakıyorum Y'ye bağlı çekinik veya baskın denemesi benim için bir şey ifade etmez. Y kromozomuna ait özellikler babadan erkek çocuklarına geçecek. Çekinik de olsa geçecek. Baskın da olsa geçecek. Babada var. Erkek çocuğunda var. Onun da erkek çocuğunda var. O zaman Y'ye bağlı baskın veya çekinik olarak da taşınabilir. X'e bağlı baskın taşınır mı? Bakalım. X'e bağlı baskın taşınabilmesi için bunun X üzeri atıyorum büyük A'ya Y. Bunun da X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Bunun da X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Şimdi Y'yi babadan aldığına göre X üzeri büyük A'yı kimden alacak? Bu taraftan. Özellik X üzeri büyük A'yla taşındığına göre bu kadının da bu özelliği gösteriyor olması lazımdı. Yani X'e bağlı olarak baskın taşınıyor. Olamaz diyeyim gençler. Taşınabilenleri sorduğu için cevabımız 1 2 3 ve 4 şeklinde olacak. 4 dününde tuttuğunu görmüş olduk. Buradan da hemen kan grupları ile ilgili başka bir soruma geçiyorum. Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre bu soy ağacındaki numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez diyor. Şimdi ailede bilebildiklerimi yazmaya başlayayım. Bir kere bu A Rh negatif olduğuna göre A yanını bil, bilemedim. Küçük r küçük r olmak zorunda. Buna baktım B yanını bilemedim. Pozitif olduğuna göre büyük R'si var. Yanını bilemedim. He, bunların 00 0 çocukları olmuş. 00 0, küçük r küçük küçük R çocukları olduğuna göre sıfırın birini anasından almış birini babasından almış. Küçük R'nin birini anasından almış birini babasından almış. Yani 1 ve 2'yi kesin olarak yazabildim. 3 numaralı bireye bakıyorum. 3 numaralı birey B kan grubu yanını bilemedim diyecektim. Ama annesi A sıfır olduğuna göre anneden A'yı alsaydı A B kan grubu olurdu. Demek ki anneden sıfıra almış. Negatif olduğuna göre de küçük R küçük R 3'ü de yazabildim. Sonra şuradan ilerlemeye başlıyorum. Bunun kesin A olduğunu biliyorum yanını bilemedim pozitif olduğu için büyük R'si var. Buna baktım B yanını bilemedim pozitif olduğu için büyük R'si var. Şunları yazmaya kalkıştığım zaman da bu A kan grubuna sahip yanını bilemedim ama küçük R küçük R'dir. B kan grubuna sahip yanını bilemedim büyük R'si var yanını bilemedim şeklinde olacak. Küçük R küçük R olduğuna göre birini bu taraftan aldı birini bu taraftan aldı gençler. Sonra A biriyle B biri evlenmiş. Bunların hem A hem B kan grubuna sahip çocukları olmuş. Mesela bu A olsaydı mutlaka çocuğuna A'yı verirdi B çocuğu çıkmazdı. Bu B olsaydı mutlaka B'yi verirdi A çocuğu çıkmazdı. Demek ki bunlar A0 A sıfıra B sıfır şeklinde olmak zorunda. Yani 4 numaralı bireyi de kesin olarak yazdık. 5 numaralı bireye baktığımız zamansa kesinlikle B sıfır olduğunu biliyorum. R kısmından emin değilim. Buradan küçük R'yi almış olabilir. Yani büyük R küçük R olabilir ya da iki taraftan da büyüğü almış büyük R büyük R olabilir. 5 numaralı bireyin genotipini kesin olarak belirleyemedik diyeyim. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. X, Y, Z, T bireylerinin alınan üçer damla kan üzerine anti A, anti B, anti D damlatılmış. Anti A, antikor A oluyordu. Anti B, antikor B oluyordu. Anti D dediği de RH faktörü dediğimiz faktör oluyordu gençler. O zaman X kromo X ile best gösterilen bireyin kan grubunu hesaplamak istediğimiz zaman bunun A pozitif olduğunu anladık. Y ile gösterilen bireye baktığımız zaman antikorların hiçbirinde çökelme olmamış. Yani sıfır kan grubuna sahip bir de negatiftir. Z ile gösterilen bireye baktığımız zaman B kan grubuna sahip aynı zamanda tabii ki pozitif olacak. T ile gösterilen birey ise A B kan grubuna sahiptir ve negatif olacak. X bireyinin kanında iki çeşit antijen vardır. A pozitif olduğuna göre tabii ki B antikorunu taşıyacak ama antikor oluşturma özelliği olmayacak. X bireyinin kanında iki çeşit antijen vardır diyebiliriz. Antikorlarda durum farklı oluyordu. Hem A antijenine sahip hem de RH antijenine sahiptir gençler. O zaman bu bizim için doğru. Y bireyinin kanında 3 çeşit antikor vardır diyor. Y bireyi sıfır negatif olduğuna göre bir kere A antikoru üretebiliyor. B antikoru üretebiliyor. Bir de RH antikoru üretebiliyor. Yani 3 çeşit antikor vardır diyebiliriz. Z bireyi dişi ise bakıyorum çocukları arasında kan uyuşmazlığı görebiliyor görebilir, görülebilir diyor. Z bireyi Z ile belirtilen birey pozitiftir. Kan uyuşmazlığı ise annenin negatif, babanın pozitif, çocukların ise negatif olduğu durumlarda meydana gelir. Yani annenin negatif olması lazımdı. Z pozitif. T bireyi AB RH negatif kan grupludur diyor. Bu da bizim için doğru oldu. Hangileri doğrudur dediğine göre cevabımız 1, 2 ve tabii ki 4 şeklinde olacak diyeyim gençler. Hemen ekolojiyle ilgili oturtma sorumuzu da yapıyorum. Oradan da ödüllü soruyla bitirmiş oluyorum diyeyim gençler. Çiftleştiğinde verimli döl verebilen kısır olmayan yavrular oluşturabilen canlılara aynı tür canlılar ismini verecektik. Yani bir kime gitti D'ye gitti. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini en iyi devam ettirebildikleri alanlar tabii ki onların habitatlarıdır. Yani ikinin J'ye gitmesi lazım. Bir organizma ekosistemde üstlendiği rol onun ekolojik nişidir gençler işten aklımızda kalacaktı bir bölgede yaşayan tüm canlılara ne ismini vereceğiz bir bölgede yaşayan sınırları belli bir alanda Tüm canlıları kastettiğimize göre tabii ki komüniteler devreye girecek. D ile göster, 4 ile gösterdiğimiz B olacak. Canlı ve cansız varlıkların bulunduğu alanlara ekosistem ismini vermiştik. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı tabakanın tamamı birden ekosfer veya biosfer anlamına geliyordu. Aynı tür canlılar bir araya gelerek tabii ki popülasyonları meydana getirirlerdi. 7 de F'ye gitti. İki ekosistemin kesişim noktalarına ekoton ismini veriyorduk. Organik atıkları hücre dışı sindirimle inorganik maddelere çeviren, organikten inorganik yapan ekosistemlerin olmazsa olmazı ayrıştırıcılardır. İki canlıdan birinin zarar, diğerinin fayda gördüğü birlikteliğe de tabii ki parazitlik ismini veriyorduk diyeyim gençler. Böylelikle yazılı hazırlığımızı tamamladık. Çok fazla soru çözdüm. Okuldaki öğretmenlerinize yakın soruları tutturalım, yakalayalım diye gençler. Hepinize sınavınızda bol bol başarılar diliyorum. Öncelikli olarak hemen buradan da ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.